Muğla Milas'tan sevgiler, ben Gizem Kapusuz. Milyonlarca işçinin gözü kulağı yeni açıklanacak olan asgari ücrette. Şimdi Milas sokaklarına iniyoruz ve vatandaşların 2023 asgari ücret beklentilerini soruyoruz. Milyonlarca işçinin gözü kulağı asgari ücret açıklamasında işveren ve işçi temsilcileri bir araya geldiler. İlk toplantılarını gerçekleştirdiler. Sizin düşüncelerinizi alabilir miyiz? Sizce vatandaşın asgari ücret beklentisi ne kadar? Vatandaşız hepimiz değil mi? Asgari ücret beklentisi bana soracak olursanız 20 bin olsun. Bana soracak olursanız 30 bin olsun. Hatta hiç onlar olmasın, fiyatlar hiç yükselmesi yerinde dursun. Çoğumuzun genel itibariyle hepimizin istediği bu zaten. Şu enflasyon artık bir dursun. Enflasyonun önüne geçelim. Bunu yapmak için de çok fazla şey gerekiyor. Çok büyük atılımlar yapılması gerekiyor. Bu mevcut düzende bu olacak gibi değil. Bunun üstesinden gelinecek gibi değil. Dediğim gibi en az 20 olması gerekiyor. En az 20 bin olması gerekiyor. Çünkü bir yerden çıkıyorsunuz, bakıyorsunuz, bakın bir 6 bin lira, 6 lira, 7 lira bir simit olmuş. Yumurta deseniz 3 lira. Peynir dediğiniz zaten hepimizin ortak sorunu biliyorsunuz. Peynir dediğiniz 250 lira kilosu. Eti geçmiş durumda. Üretim sıfır. Süt üreten yemekler kesiliyor. Ondan sonra ne olacak? Et tabii ki pahalı olacak. Süt pahalı olacak. Yediğimiz her şey pahalı. Yani biz ne yapabiliriz artık? Bu insanlar ne yapabilir? İsterseniz 30 verin, isterseniz 40 bin verin. Hiçbir şekilde yetmeyecek. Yani ülkenin açlık sınırı en az 10 bin lira falan diyorlardı. Ben tabii ekonomiyle ilgili çok bir şey bilmiyorum. Ama yani 2010 zamanlarında hani o zamanlar onlarda asgari ücret maksimum 500 iken hani alım gücü de çok yüksekti. Şimdi ise doğru bir şekilde orantılatmadı. Doğrudur asgari ücret arttı. Ama alım gücü düştü yani. Hani doğru orantılı da artmıyor. En az 10 bin lira olması gerekiyor. Asgari ücretin 10 bin lira olmasının yeterli olacağını düşünüyor musun peki? 10 bin lira olursa fiyatları da arttırlar pek düşünmüyorum. Şimdi şu anda insanların gelir durumu çok düştü zaten. Alım gücü düştü. Her şey artış pahası. Önemli olan asgari ücretin ne kadar arttığı değil. Önemli olan bundan sonra tüketim ürünlerinde yani insanların temel ihtiyaçlarının artıp artmaması. Yani 10 bin lirada yapsanız eğer ürünler zammı devam ediyorsa hiçbir anlamı kalmıyor. Yani şu anda kötü durumdayız yani halk olarak, asgari ücret olarak. Önemli olan artık zamların durması. Standarda oturmaz. Eğer bu oturmadığı sürece asgari ücret diye ne verseniz verin. Yani işvereni doyuramadıktan sonra gerisi kalmıyor yani. 9 da olsa 10 da olsa yetmiyor abla millet. Bir evde var 5-6 tane çocuk. Nasıl yetsin? Markete giriyorsun, görüyorsun ufacık bir torba 1 milyara da olmuyor. Eskiden 100 liraya alıyorduk. Şu anda 5 bin kusur yeter mi sizce? 10 da verse yine yetmez bu millet. Çünkü ertesi günü zamlar üst üste geliyor. Markete giriyorsun, bir aldığın şey ertesi günü 2 kat. Her gün zam. Asgari ücretin artmasındansa gıda fiyatlarının düşürülmesi gerektiğini. Tabii canım. Millet geçimine bakıyor ya, geçinemiyor ki. Ben şahsen geçinemiyorum. Siz asgari ücretle mi geçiniyorsunuz? Yok. Ben dükkanım var. Esnafsınız. Esnafım. Perdezeme. Peki bu durum sizi etkileyecek mi? Etkilemez artışı olur mu ya? Dolara zam geldiğimiz zaman bizim ürünlere de geliyor durmadan. Ben güneşli 50 milyonu alıyorum metresini. Müşteriye 100 desem ben utanıyorum demeye ya. Kurtarmıyor ki vergisi, algısı, getirmesi. Yani ben utanıyorum müşteriye satmaya yani. 70 desem 20 lira için ben kazanamam. 100 desem müşteriye yazık diyorum. Yanınızda çalışan var mı? Var. Onların beklentisini biliyor musunuz asgari ücret ya da artarsa sizi nasıl etkileyecek bu durum? Vallahi ben onlara asgari ücret olarak gözüm görmüyor. Normal şeylerini veriyorum hakkını. Zam yapsa da yine marketler yine aynı. Önce marketleri denetsin. Asgari ücreti bence hiç önemli değil. Yani markete giriyorsun görüyorsun. 1 liralık şey alıyorsun. Eskiden alıyordun 1 milyarı dünyanın malzemesi. Şimdi 2 milyar alamıyorsun o malzemeyi. Bisküvi olmuş 20 lira ya. 3 liralık bisküvi 15-20 lira.